Bakın, bize öyle bir masa hazırladılar ki ben şu ana kadar böyle bir masa görmedim. Geniş görebilir miyiz? Geniş mükemmel görünüyordu gerçekten. Bakın, masamızın sağından soluna bir kameramanımız göstersin. Harika. Çok güzel. Of of, ne kadar büyük. Bakın, bir bir masa. ucundan diğer ucu Neler gözükmüyor. var yani bu masanın üzerinde? Neler var? Bakın, az sonra bu masamızda görmüş olduğunuz yemeklerden birçoğunun tarifini sizlere canlı canlı göstereceğiz. Ama bugün Afyon Karahisar'dan sizlere hanımların el işleri, nakışları, iğne oyaları, oy, tel oy. Kırmaları. Doğru mu Ayşe Hanım? Evet, doğru. Derneğimizin öğretmeni Hoca Ayşe Hanım. Hoca Ayşe Rol. Ne yapacağız bugün? Bugün iğne oyamız var, kaneviçemiz var, tel kırmamız var. Namaz örtülerimiz var tel kırmadan, iğne oyalarımız var. Bunlar da kursiyerlerimiz. Bakın, birazdan bunların hepsini sizlere canlı canlı öğreteceğiz, göstereceğiz. Hanımlar, tel kırması, iğne oyasının nasıl yapıldığını en pratik haliyle gösterecekler. Afyon Karahisar'ın el işlerini sizlere öğreteceğiz. Evet. Devam ediyoruz. Bakın, haşhaşımız. Şu anda haşhaş mevsimi. Tarlalar çiçek açmış. Çok güzel bir renk cümbüşü. Kurularımız. Kurularımız var. Kirazımız. Afyon Karahisar'ın kirazı. Bu sabah toplandı. Oh. Erkmen kiraziyle meşhur. Oh oh oh, süper. Çok güzel görünüyor. Domates kurumuz. Evet. Birazdan bu yemekleri bakın. Bal kabağı, baklavamız. Ağzı açık, bükme. Tahinli çörek mi? Tahinli çöreğimiz, haşhaşlı çöreğimiz. Haşhaş çöreğimiz. Şu ekmek kadayıfına bakar mısınız? Şu ekmek kadayıfına. Bayılırım, en sevdiğim. Çok güzel görünüyor. Manda kaymaklı, manda kaymaklı. Tamamen doğal. Bakın, gıda mühendisimiz var yanımızda. Hanımlar, bu yemekleri gayet profesyonel yapıyorlar. Tebrik ediyorum hanımlar sizlere. Teşekkür ederiz. Evet, kocaman bir alkış. Evet. Hanımların elleri dert görmesin. Özlem. Gerçekten hanımların elleri dert görmesin. Burada üretken eli epilesi annelerimiz var arkamızda. Evet, çok güzel. Ve onlarla beraber yaptık bu yemekleri. Dünden beri hazırlanıyoruz. Evet, yoğun bir şekilde. Yoğun bir şekilde. Heyecanlı bir şekilde sunumu gerçekleştirdik. Ellerinize sağlık, ellerinize sağlık. Hanımlar, devam ediyoruz. Birazdan detaylarına gireceğiz. Bugün ne var programda? Devam edelim. Bakın, Afyon Karahisar kahvaltısı var. Detaylarına az sonra gireceğiz. Peki Yasin, onların hepsini yiyecek Bakın, misin? Bakın, böyle bir kahvaltı bilmiyorum. Özlem, evet. Bunların hepsini yiyeceğim. Ama Özlem, ayıptır söylemesi, ben buraya da yemek yiyip geldim. Sabah saat 7'de kameramanım Erdal'la beraber kalktık. Keşkek yaptık. Afyonluların keşkeği meşhurdur. Evet, biliyorum. Keşkek dövdük. Bakın, onu da getirdik. O da burada. Oh ya ya, ne kadar güzel. Sabah saat 7'de bunu dövmeye gittik. 12 saatte pişiyor. İnanılmaz. Bunu akşamdan hazırladık, fırına attık. 12 saatte pişti. Yok böyle bir şey, yok böyle bir şey. Gerçekten öyle. Birazdan detaylarına gireceğiz. Hatıra Hanım, şefimiz. Evet. Hanımlara burada aynı zamanda yemek kursları da veriyor. Hanımlara yemek yapmayı öğretiyor. Bugün sizlere de, bizlere de Afyon Karahisar'ın, bakın, ne yemeklerini öğretecek. Zürbiyemiz var. Bugün zürbiye var. Şu an zürbiyeyi yapacağız ilk önce. İçeriği dana haşlama. Afyon'un meşhur yöresel yemeğidir. Tamam. Zürbiye yapacağız. Yaprak sarması yapacağız. Aynen. Karahisar Kalesi diye bir yemek tarifleri var. Onu yapacağız. Ve ciğer tarifi sizleri bekliyor. Devam edelim. Başka neler var bugün programımızda? Devam edelim. Bakın, Afyon Karahisar'ın reçelleri meşhur. Vişnesi de meşhur kirazın yanında. Oh. Vişnenin reçeli var. Bu Erkmen Belediyesi'nin hanımlar kendileri yapıyorlar. Devam ediyoruz. Bu nedir? Katmer. Haşhaştan yapılır. Tamam. Onu daha tatmadım. Onu da birazdan tadacağım. Ekşi mayalı patatesli köy ekmeğimiz var. Bayatlamıyor. Renkli eriştelerimiz var. Renkli eriştelerimiz var. Domatesli. Neydi havuçlu. Bu? Havuçlu. Havuçlu, evet. Göce tarhanamız. Bak, göce tarhanamız var. Bunların hepsini birazdan sizlere göstereceğim. Bakın, tekrar el işlerimiz var. Bunların hepsi hanımlar yapıyorlar. Çok güzel el işleri var. Detaylarına ineceğiz. Bugün harika bir zeybek gösterisi sizleri bekliyor az sonra. Evet. Nail Bey'den. Kerimoğlu zeybeği oynayacağız inşallah. Az sonra. Emrah Bey'i tanıyorsunuz. Aa, evet, Emrah Bey. Sazımız, evet. Sözümüz gayet neşeli, keyifli bir gün sizleri bekliyor. Peki hemen yemek yapacak mıyız şimdi bize? Yemek şimdi yapacak Özlem, mısınız? Hemen
İlk tarifimize başlayalım. Bugün zengin bir menü var. Pratik, hemen başlayalım. 5 dakikada yapılabilecek bir tarif. Evet, şurada da pişmişimiz var. Görsel olarak daha önceden hazırlamıştım. Bakın bunu yapıyoruz. Zülbiye. Zülbiye. Hadi yapalım, hemen yapalım. 5 dakikamız var. Evet. Zülbiye'ye bir ilginç bebek olacak. Bakalım içeriğinde neler var, ben de merak ediyorum. Zarar var mı daha hocam? Daha sonra salçalarımızı ilave edeceğiz yağımız ısındıktan sonra. Bakın yağımız ısındı. Hemen domates ve biber salçası. Evet, domates ve biber salçası. Zülbiye. Burada zülbiye. Başka yerlerde buna papaz yahnisi diyorlar. Öyle mi? Evet. Afyon'un aslında en baştan bu yana en meşhur yemeğidir zülbiye. Bol soğan. Etten daha fazladır soğan. Zaten şifadır aynı zamanda. Çok lezzetli. Kimi öyle sever, kimi limon sıkarak sever üzerine yerken. Tercih meselesidir o da. Ben ikisini severim. Ben de limonunu severim. Neden zürbiye denmiş peki? Zürbiye. Aynen, salçamızın biraz kavurup kokusunu almamız gerekiyor ki yemeğimiz lezzetli olsun. Ya, daha önceden... Evet, rejimiz soruyor. Neden zürbiye denmiş yemeğe? Valla o kadar detaylı ben de bilmiyorum. Neden denmiş? Hanımlar biliyor musunuz neden zürbiye denmiş yemeğe? Soğan yemeği olduğu için. Soğan yemeği? Evet. Evet, soğan yemeği olduğu için. Yemeğimiz zaten soğan. Soğanın da biliyorsunuz faydalarını. Evet, çok teşekkürler. Evet, etimizi önceden haşladığımız etimizi ilave ettik. Normalde bunun çünkü pişme süresi uzundur. Yemyeşil doğanın içinde soğanlarının ilave ediyoruz. Evet. Bol soğan olması gerekiyor. Etten daha fazla soğan var. Aynen. Hocam bol soğan olması güzel oldu özelliği galiba. Özelliği öyle. Ki o soğanın verdiği lezzet etle birleştiği zaman mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Baharat olarak sadece tuz ve karabiber. Yine tabii tercihtir. Kimi pul biber sever, kimi daha farklı baharatlar sever. Onu da isteyen ilave edebilir. Ama karabiber en çok yakışan bir baharat bu yemeğe. Karabiber muhakkak olmalı. Bu kadar. Bunu böyle pişmeye bırakıyoruz. Bu kadar. Bakın bu kadar basit. Tarifimiz 5 dakika dedim ama 5 dakika sürmedi. Evet. Bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. Evet. Yaklaşık yarım saat sonra alacağı hali bu. Aynen. Ha, hazırı da var, harikasınız. İşte size Afyon Karahisar'ın zülbiye yemeği. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.